Gerçeğin Peşinde programından maalesef bir cenaze çıkıyor efendim. Evet, sizin de günlerdir, haftalardır takip ettiğiniz, artık kardeşiniz, abiniz gibi gördüğünüz, bağrınıza bastığınız Kemal Bey, Kemal Demir'in oğlu Cevat Demir, biliyorsunuz maalesef neredeyse 4 ay aşkın bir süredir kayıptı. Şüpheliler vardı, gözaltılar vardı, salı verilenler ve gözaltı süreleri uzatılanlar vardı. Dün itiraf geldi ve Cevat Demir'in cansız bedenine ulaşıldığı bilgisine şu anda sahibiz. Gömülü olarak bulunduğunu, başından tek kurşunla öldürüldüğü bilgisine maalesef sahibiz. Akşam saatlerinde gelen bu haberi ekiplerim İstanbul'da Kemal Bey'in bulunduğu yere giderek yani mantıklı bir şekilde vermeye çalıştılar. Tabii ki Kemal Bey çok yıkıldı. Aile çok perişan durumda. Kemal Bey ve burada bulunan yeğenlerini biz Mersin'e gönderdik. Şu anda adli tıp önünde bu acı bekleyişleri devam ediyor. Birazdan o konuya geçeceğim ve Kemal Bey de Mersin'den muhabirimiz Murat'ın yanında canlı yayında olacak. Bir de iyi haber demiştim size. 15 yıl önce işlenen vahşi bir cinayetin dün değil önceki gün, yani ayın 7'sinde efendim 8. duruşmaları vardı. Ve şüphelilerden Ayhan Yakar ve Seyhan Yakar hakkında tutuklama kararı verilmişti. Dün bizim programımızda 24 saat geçmiş olmasına rağmen Seyhan Yakar ve Ayhan Yakar henüz teslim olmamışlardı ve yakalanmamışlardı. Dünkü yayınımızda gösterdiğimiz fotoğraflar, seyircilerimizin ilgisi, gelen ihbarlar artık köşeye sıkıştıklarını onlara herhalde anlatmış olacak ki Seyhan Yakar ve Ayhan Y. dün akşam saatlerinde Bergama'da polis ekiplerine teslim oldular, emniyet müdürlüğüne giderek ve Bergama cezaevine gönderildiler. Bu da tabii ki çok sevindirici bir haber. Şimdi ifadelerinden harici olarak edindiğimiz kısa bilgiler vermek istiyorum. Ayhan Yakar demiş ki, hakkımda çıkartılan yakalama kararındaki kimlik bilgileri bana aittir. Ben bu suçu işlemedim. Gelip kendim teslim oldum. Aşağı yukarı 24 saat sonra teslim olmuş oluyorlar, değil mi? Hatta 36 saat sonra teslim olmuş oluyorlar. Ben bu suçu işlemedim. Bu suçu işlemediğim için beraat edeceğime inanıyorum. Bundan şüphem yoktur. Tutuklanma dışında başka bir tedbir uygulanmasını talep ediyorum demiş. Seyhan Yakar da hakkında çıkartılan yakalama kararındaki kimlik bilgileri bana aittir. Ben dün duruşmada yakalama kararı çıkartıldığını öğrenince kendim teslim oldum. Yakalama kararı çıkartıldığında duruşmada teslim olmadın. Aradan 36 saat geçtikten sonra yayınlarımızın ve fotoğrafların yayınlanmasından sonra teslim oldun. Diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep ederim. Esnafım, sabit ikametgah sahibiyim diye ifadesinin bir bölümünden harici araştırmalarımız sonucu elde ettiğimiz bilgiler. Şimdi 15 yıl önce işlendi cinayet ve 2006 yılında 21 Mart'ında iki tane 10 yaşında yavru kız çocukları okula gitmek için biliyorsunuz evden çıktılar Balıkesir'in Karacalar köyünde. Bir daha evlerine dönemediler. 44 gün sonra bir menfezde üst üste konmuş ve sarılmış halde cesetleri bulundu. 4 yıl boyunca da dosya inanın bana kaderine terk edilmişti. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tamamen kaderine terk edilmişti. 2017 yılında, yani olaydan tam 11 yıl sonra ailenin bize başvurmasıyla, bakın 11 yıl dosya kaderine terk edilmişti. Hiçbir zanlı ipucuna dahi ulaşılamamıştı. Üzerinde dosyayla ilgili çalışma yapması gereken kişiler bir çalışma yapmamıştı. Sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmemişlerdi. O dönem ben hatırlıyorum, bağlanan bazı bu dosyayla ilgilenen kişilere peki siz 11 yıl boyunca ne yaptınız diye sormuştum. Mesafeler vardı, uzaktı, gidemedik, gelemedik gibi bahanelerle 11 yıl sürmüştü dosya kaderine terk edileli. Ne zaman ki 2017 yılında Gerçeğin programında bu dosya yeniden açıldı, tüm yetkili birimler bu dosyanın üzerine eğildi ve şunu
defalarca söylesem usanmayacağım, bıkmayacağım ve gurur duyarak söyleyeceğim. 15 yılın sonunda bu dosya buraya geldiyse ve iki tane tutuklama kararı çıkıp iki zanlı yakalandıysa, bunun başrol oyuncuları var efendim. Tabii ki programımızın, ekibimin çalışmaları, onları hiç bir kere haklarını ödeyemem ama her zaman aklınıza Büşra ve Tuğçe geldiğinde, o cinayetin aydınlanması geldiğinde lütfen şu iki isim aklınıza gelsin. Profesör Doktor Ersi Abacı Kalfoğlu ve Doktor Taner Güven, adli tıp uzmanları. Bu iki hocamızın hakkı asla ve asla ödenemez. Öncelikle Taner hocamızın dikkati sayesinde başlayan süreç bugün gelinen süreci hazırladı. Ersi hocamızın da katkılarıyla ve en son Ankara'da tarafsız bir kurul tarafından mahkemeye sunulan bilimsel delil ışığında. Yani bilimi, hukuku, adaleti, hiçbir şeyi reddetmememiz lazım. Taner hocamı, Ersi Hoca Abacı'yı lütfen bu cinayetler 10 yaşındaki iki zavallı yavrunun 15 yıl sonra çözülen cinayetleri aklınıza geldiğinde bu iki ismi sakın ola ki unutmayın. Torunlarınıza bile anlatın bunu. O derece diyorum yani. Başka da bir şey kesinlikle demiyorum. Torunlarınıza bile anlatın. Evet efendim, şimdi Tuğçe ve Büşra cinayetinde neler yaşanmıştı? Geriye dönük şöyle bir hatırlayalım. Bundan tam 15 yıl önce 10 yaşlarındaki iki kuzen Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak okula gitmek için evden çıkmış ancak bir daha dönememişti. Kaybolduklarından 44 gün sonra bir menfezde küçük kızların cansız bedenleri bulunmuştu. Kaçırılan iki küçük kuzen vahşice öldürülmüştü. 2017 yılında programımıza başvuran iki acılı ailenin tek isteği vardı: küçük kızlarının katillerinin bulunması. Ekibimizin çalışmaları sayesinde dosya yeniden açıldı. Bunun arkasında öncelikle adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamızın bu işe gönlünü koyması, yeniden DNA testi yapılmasını talep etti. Yayınlarımız ardından katil zanlıları Seyhan ve Ayhan kardeşler tutuklandı. Ancak yargılanmalarına tutuksuz devam edilmesi kararı üzerine zanlılar serbest bırakıldı. Küçük kızların katil zanlıları yıllarca ellerini kollarını sallayarak gezdi. Acaba bu 15 yıl içinde başka canlara da kıydılar mı? Başka kız çocuklarına musallat oldular mı? Cinayet, kayıp, efendim tecavüz suçlamasıyla bir şekilde faili meçhul olarak geziyorlar mı? Geriye dönük olarak bunlara da bakılmalı ve bakılacaktır. Yüreklere bir nebze olsun su serpen karar 8. duruşmada çıktı. Seyhan ve Ayhan kardeşlerin tutuklu yargılanmalarına karar verildi. 15 yıl önce işlenen 10 yaşındaki iki kız çocuğu Tuğçe ve Büşra cinayetinde bugün 8. duruşma görüldü. Seyhan Y, Ayhan Y hakkında tutuklama kararı verildi. Bu çorbada tuzumuzun olması en sevdiğim yanlarından biri bu yaptığımız işin. Artık açık açık fotoğraflarını verebiliyoruz. Acılı aileler bekledikleri haberi böyle karşıladı. O anda var ya göğüler tüydüm, kapıyı açamadım yani. Kapı kilitliymiş, açamadım, geri çevirdi beni. Mahkeme salonunda biz ayağa kalktık zaten. Söylediği anda. Söylediği anda zaten biz ortaya kalktık zaten. Hani o... Tarif edilemez. Yani. Evet, tarif edilemez. Ve beklenen oldu. Yayınlarımızın ardından Seyhan ve Ayhan Yakar tutuklandı. Evet efendim, kusursuz cinayet diye bir şey yokmuş aslında. Bunu da öğrenmiş olduk. Yeter ki doğru ellerde, doğru gözle incelensin delil niteliğindeki bulgular. Taner hocamın bir tek sözü var. Bir tek cümleyle fitil ateşlendi. Neydi o cümle hocam? Yani bu DNA sonucu doğru olamaz. Bunun muhakkak tekrar yorumlanması gerekir. Çünkü şimdi bakın, erkek sayı olduğu kesin. Bunda hiçbir şüphe yok. Yüz küsür kişinin DNA'sına bakılmış. Bütün sülalenin DNA'sına bakılmış. Artık Bulgaristan'a gidiyor Bulgar kökenli diye bu insanlar. Yani Bulgaristan göçmeni diye. Bu mümkün değil. Yani akıl yolu nedir? Bunlar olması lazım.
Oradan tabii tekrar yorumlanınca işte adli genetik uzmanı olan Ersel Abacı hanımefendi profesör tarafından tekrar yorumlanınca çözüldü olay. Evet. Dolayısıyla Taner hocamız başta olmak üzere iki bilim insanı tarafından çözüldü bu olay. Kesinlikle kimse bunun aksini iddia edemez. Eden varsa da bütün kayıtları, bütün yayınları hepsini gözlerinin önüne serer. Bu işi Taner Hoca çözdü ilk dikkatiyle. Sonra Ersi Hoca ve bu cinayet öyle çözüldü efendim. Yani literatüre geçecek nitelikte iki çalışma yaptı iki bilim insanı. Şimdi Balıkesir'e, Kubilay'a dönmek istiyorum. Bu arada ondan önce haberi alır almaz yani bu tutuklama gerçekleştiği anda Ayhan Yakar ve Seyhan Yakar'ın tutuklanması gerçekleşip cezaevine, Bergama cezaevine konmalarının ardından muhabirimiz Kubilay orada bu haberi aileyle paylaştı ve ailenin coşkusunu, söylediklerini şimdi bir ekrana getirelim. Tüm Türkiye'nin yüreğinde derin bir yara haline gelen Tuğçe ve Büşra kuzenlerin canice katledilişlerinin üzerinden 15 yıl geçti. Ve ailelerin yüreğini ferahlatan karar 7 Haziran'da görülen Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 8. duruşmada gerçekleşti. Ve sanıklar Seyhan ve Ayhan Yakar'ın tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi. Yayınlarımız ardından katil zanlıları tutuklandı. Yakar kardeşler duruşmadan bir gün sonra İzmir'in Bergama ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğüne giderek polislere teslim oldu. Seyhan ve Ayhan Yakar kardeşler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Bergama cezaevine gönderildi. Küçük Büşra ve Tuğçe'nin acılı aileleri yıllar sonra bir parça da olsa mutluluk yaşadı. Sonunda istediğiniz gerçekleşti. Çocuğunuzun katil zanlıları cezaevindeler şu anda. Vallahi onlar bugün tutuklandı. Biz çok mutluyuz şu anda. İnşallah demir parmaklarına arkasından çıkamazlar bir daha. Dünya yüzüne çıkamasınlar. Bu gece çok rahat uyuyacağım. Dün hiç uyumadım. Ailelerin son bir beklentisi var. En sonunda demir parmaklar arkasına girdiler. Eylül ayında inşallah kesinleşir cezaları. Ömür boyu çıkamazlar. Bizim çocuklarımız nasıl toprağın altında yatıyorsa onlar da demir parmaklarının arkasından asla çıkmasınlar. Çıkmalarını da istemiyoruz. Yok ki. Evet efendim, gerçekten aileler o kadar yorgun ki 15 senenin sonunda gerçekten tabii ki evlatlarının katil zanlıları tutuklandığı için çok mutlular. Ama bunu bile gösteremeyecek yorgunluktalar artık. Yani bitik durumdalar. Şimdi muhabirimiz Kubilay'a bağlanalım. Ne olursa olsun orada bence yine de bir bayram havası esmiştir diye düşünüyorum. Kubilay merhaba. Merhaba sen. Herkese yayınlar. Evet, sen önce Bergama'daydın, sonra Balıkesir'e geçtin. Bize bütün olarak hissettiklerini, duygularını, yaşadıklarını, gördüklerini, ailenin durumunu bir özetler misin Kubilay lütfen? Serap Peköz, tüm Türkiye'nin beklediği karar bildiğiniz gibi 7 Haziran'daki davadan çıkmıştı, duruşmadan çıkmıştı ve tutuklama kararı verilmişti. Ve sanıklar da yaklaşık 36 saat sonra İzmir'in Bergama ilçesinde acaba son bir şansımız olabilir mi? Tutuklu olarak değil de aklıyla yargılanmaya devam edebilir miyiz diye düşündüler muhtemelen ve gidip kendileri teslim oldular. Biz de o sıralarda Bergama yolundaydık çünkü ihbarlar almaya başlamıştık ve emniyet ekipleriyle paylaşmak için o tarafa doğru yola çıkmıştık biz de. Ve o saatlerde öğleden sonra saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesinde Yakar ve savcıya verdikleri ifadede biz kendimiz teslim olduk. Bu suçla alakamız yoktur. Biz beraatımızı istiyoruz. En azından tutuklu olarak yargılanmak değil, adli kontrol şartlarının gerektirdiği gibi yargılanmak istiyoruz şeklinde ifadelerde bulundular. Ve bu son atımlı kurşunları diyeceğim yine işe yaramadı. Ve Türkiye'nin ferahlatını, yüreğini ferahlatan karar yine Segbis'te bağlanan savcılık kararıyla da onaylandı. Ve onlar İzmir'in Bergama ilçesindeki cezaevine gönderildiler akşam saatlerinde. Ve geceyi parmaklıklar ardında geçirdiler. Ve biz de güzel haberi aileye verebilmek için yine hemen Bergama'dan yola çıktık. Balıkesir'in Savaştepe ilçesine geldik. Ve onlar bizi acaba kötü bir şey mi oldu, yine niye geldiler şeklinde bir tedirgin şekilde karşıladılar. Ancak biz onlara müjdeli ifadeyi verdiğimizde bize bir sarılışları vardı. Bize çok çok sevindiler. Ben daha önce böyle bir sevinç gördüm, hatırlamıyorum açıkçası insanların yüzünde. Çünkü artık çocuklarının az da olsa rahat uyuyabileceğini düşündüler. Yıllardır toprak altında yatıyorlar. Onlar da parmaklıklar ardında yatsınlar. Hatta oradan hiç çıkamasınlar sözlerini duydum ben ailelerden.
gece geç saatlerde de buradan ayrıldık. Onları da biz otelimize gittiğimizde de hani bizi de merak ediyorlardı açıkçası. Çünkü onlarda bir anne yüreği vardı. Evlatlarını yıllardır göremeyen insanlardı. Toprağın altında oldukları için onlar yıllardır rahat uyuyamıyorlardı. Biz otelimize vardık mı diye bile bizi gecenin köründe aradılar. Dediler ki vardınız mı, içimiz rahat etsin. Biz de öyle uyuyalım dediler. Çünkü siz bize bugün güzel haberi verdiniz. En azından sizin de çabalarınızla biz de bu güzel haberi öğrendik. Biz de şimdi rahat uyuyacağız, siz oraya vardıysanız şeklinde ifadeler aldık. Biz de bundan çok mutlu olduk. Bu güzel haberi en azından programımız 4 yıldır takip ediyor. Sonuna kadar gelmesi de programımızın katkısı çok çok büyük. Ve bu haberi veren kişinin de programda bir sürü muhabir olmuştu. Ancak bu haberi veren kişinin de ben olmak ayrıca beni çok çok mutlu etti Serap Hanım. Evet, sana kısmet oldu. Tabii ki onlar bir hala çocukları da var ama onlar annelik duygusunu belki de bizlerden daha üst düzeyde yaşıyorlar. Bu acılarının, telaşlarının arasında muhabirlerimin, kameramanımın otellerine gidip gitmeyeceğini, gidip gitmediklerini öğrenmeyi için arayacak kadar da hakikaten duygulu ve sıcak insanlar. Onları çok seviyorum. Hatice'yi, Ayşe'yi de, efendim Hanife'yi de, onlara da şunu söylüyorum. Hayatınız boyunca lütfen Taner Hoca'nın ve Ersi Hoca'nın adını unutmayın, olur mu? Lütfen, ama lütfen bu davayı onların çözdüğünü hiçbir zaman unutmayın. 11 sene sonrasında açılan dosyada gerçeğin içinde ekibinin programının ve Taner Hoca ile Ersi Hoca'nın katkılarını değil, direkt olayı çözdüler, cinayeti çözdüler yani. Bunu lütfen unutmayın diyorum. Sevgiyle yanaklarınızdan öpüyorum. Bu davanın tabii ki takipçisi olacağız. Ve bu hem buruk bir haber ama aynı zamanda da aileleri rahatlatacağı için güzel bir haber diyebiliriz. Aslında buruk bir haber yani, buruk bir haber gerçekten. Kubilay, çok teşekkür ediyorum. Şimdi adli kontrol şartlarını kullanmak istemişler ama bu tabii ki mümkün şimdi, olamamış. Yani geçen 7 Haziran'daki duruşma tutanını biliyorsunuz birlikte inceledik, değerlendirdik. Mahkeme aslında Ankara'dan en son gelen bu bilirkişi raporunda söz konusu şahısların bu suçu işlediğine kanaat getirmiş. Net bir şekilde bu ortada. Yani mahkemenin artık kafasında herhangi bir tereddüt kalmamış ve savcılığa söz konusu dosyayla ilgili olarak iddialarını ve ne kadar ceza istiyorsun diye dosyayı tevdi etmiş. Yani mahkeme şunu söylemiş aslında. Ben bitiriyorum kardeşim. İkinizin de bu suçu işlediğini kanaat getiriyorum. Ve savcılık ve tarafların beyanlarından sonra da gerekçeli kararımı vereceğim. Şimdi ortada şüpheli bir durum var. Normalde şüpheli durumdan sanık yaralanır ama buradaki şüphe o kadar kuvvetli ki artık sanıklar aleyhine değerlendirmek Lehine değerlendirmek zorunda mahkeme. Zaten öyle de kanaat getirmiş. Büyük bir ihtimalle, kuvvetle muhtemel ikisi hakkında da ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verecek diye tahmin ediyorum. Genetik biliminin ne olduğunu belki hukuk fakültelerinde de okutmak lazım. Yani çünkü artık DNA mahkemelerin de ayrılmaz bir kesinlikle, parçası oldu. Kesinlikle, kesinlikle. Adli genetikte ihtimalleri ihmal edilecek seviyeye düşürmek için çalışırız. Bakın babalık testinde bile ki kan alınıyor, şey yapılıyor. %99.99 değil mi? %100 hiçbir zaman olmaz. Önemli olan o ihtimali İhmal edilecek seviyeye düşmek. Burada ihtimal ihmal edilecek seviyeye düşmüştür. Artık şüpheli bir durum yoktur yani. Hocam tabii. Dünyanın neresine o örneği gönderirlerse göndersinler. Belki bundan sonrasında başvuracakları bir yol olarak. Sonuç değişir mi? Asla değişmez. Hatta Türkiye dışında hangi ülkeye gönderirlerse göndersinler bu kişiden aleyhine gelecektir. 16'da 15 uyum diyor yani. Yani evet. Benim değişmiyor çünkü. Değişmez. Yani evet. Zaten mahkemenin böyle bir düşüncesi de yok. En son gelen rapora kesinlikle itibar ediyor. Net bir şekilde. Evet. Çünkü raporun daha fiziken Ankara'dan kendisi gelmemiş. Mahkeme UYAP'tan görünce tabii mahkemeye fiziken daha rapor gelmeden UYAP üzerinden ekrandan gördüğü raporun sonuç ibaresini görünce hemen tutuklama kararı çıkarttı. Normalde fiziki dosyanın da gelmesi gerekir. Yani mahkeme 7'sinde tutuklama yaparken önünde dosya yoktu. Çünkü incelemek için Ankara'daydı dosya. Evet. Ona rağmen tutuklama kararı verdik. Kanaati belli inşallah. Evet, bilimde değişmeyeceğine göre bundan sonraki süreçte neler olacağını hep birlikte göreceğiz.